Öneri üzerinde söz isteyen Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Bursa Milletvekili Sayın Mustafa Eskin. Süremiz 3 dakika Sayın Eskin. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sözlerime başlamadan önce rahmet, mağfiret, arınma vesilesi olan Berat gecemizin mübarek olmasını diler, ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlığın temize çıkmasını ve ferah ermesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Değerli arkadaşlar, dünya genelinde 1 milyon 300 bin kişinin enfekte olduğu, 73 bin insanın hayatını kaybettiği koronavirüs salgınıyla ilgili olarak Türkiye mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Koronavirüsle mücadelemizde, hastanelerimizde teşhis ve tedavi konusunda herhangi bir sorun yaşanmamaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi, dünyanın en gelişmiş ülkelerinin dahi çok ciddi bir sorun yaşadığı bu süreçte Türkiye olarak hem hazırlık, hem malzeme, hem müdahale konusunda sağlam bir duruş sergiliyoruz. Türkiye 18 yıllık AK Parti iktidarıyla birlikte tüm alanlarda olduğu gibi sağlık yatırımları alanında Cumhuriyet tarihinin en verimli dönemini yaşıyor. Sadece 17 yılda hastane ve diğer yataklı tedavi kurumlarının sayısını 2600'den 5500'e yükselttik. Hastanelerimizin toplam yatak sayısını 3 kat artırarak 240 bine, nitelikli yatak sayısını 20 kat artırarak 145 bine, yoğun bakım yatak sayısını da 20 kat artırarak 40 binin üzerine çıkardık. Doktor sayımızı 92 binden 161 bine, toplam sağlık çalışanı sayısını ise 378 binden 1 milyon 25 bine çıkardık. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde açıkladı, 32 bin sağlık çalışanını bu süreçte istihdama kazandırarak alımlarını gerçekleştiriyoruz. AK Parti iktidarımızın ilk yıllarında sağlık altyapımızın güçlenmesine büyük ihtiyaç duyulmaktaydı. Mevcut hastanelerimizin yaş ortalaması 49 iken birçoğu da deprem güçlendirmesi ve fonksiyonel açıdan kötü durumdaydı. Bugün hastanelerimizin yaş ortalamasını 49'dan 13'e düşürdük. Bakın, bir yandan dünyayı önemli ölçüde etkileyen koronavirüsle mücadele ederken bir yandan da sağlık yatırımlarımıza ve hizmetlerimize devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ilk etabını tamamladık ve ilk sağlık şehidimiz Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu hocamızın ismini verdik. İki telli şehir hastanemizi bağlantı yollarıyla 20 Nisan'da açıyoruz. Kısa bir süre içerisinde de Yeşilköy ve Sancaktepe'de toplam 2000 yataklı salgın hastanelerini hizmete açıyoruz. Seçim bölgem Bursa'da son 17 yılda toplam 68 sağlık yatırımı, ki bunlardan 26 tanesi hastane yatırımlarını hizmete açtık. Bakınız, grup araştırma önergesinde adı geçen Bursa Devlet Hastanesi, ki benim de gururla hizmet ettiğim bir hastanedir, bu hastane fiziksel ömrünü yitirmiş bir hastane konumundaydı ve biz, evet, 2020 programına alarak memleket hastanesi olarak tamamlayın Sayın Eskin. Diyorum başkanım. Evet, memleket hastanesi ilk adı. Bursalıların, evet, 1947'de merkezi hükümetten bütçe gelmediği günlerde imece usulüyle para toplayarak yaptığı memleket hastanesini açmak yine AK Parti iktidarına nasip olacaktır değerli arkadaşlar. Kıymetli milletvekilleri, AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hakkın ve halkın rızasını kazanacak işler yapmaya devam edeceğiz. Salgın nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Tedavisi süren hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Koronavirüsle mücadelede azim ve fedakarlıkla gece gündüz çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza Gazi Meclisimizin çatısı altından bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, öneri kabul edilmemiştir. Sayın Erunat, az önce bir Diyarbakır'daki yetkililerle görüşüp bir açıklama yapmak istediğinizi belirttiniz. Diyarbakır'da ifade edilen hususlarla ilgili. Bu konuda aldığınız bilgiyi hemen ben size söz vereyim, fazla da zaman geçmeden. Lütfen iletirseniz sevinirim. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, az önce grup başkan vekili vekillerimizden bir başkanımız Diyarbakır'da bugüne kadar 500 test yapıldığını
bu sayının az olduğuna dair bir anlam yükledim ben. Ve Diyarbakır'la yaptığım görüşmede ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı olan hastalar başvurduğu takdirde tomografi çekilip teste yapıldığını, vaka sayımızın oldukça düşük olduğunu, 28 kişinin taburcu olduğunu, yoğun bakımda 6 kişinin yattığını ve makineye bağlı hastamızın olmadığını, ayrıca Diyarbakır'ın günlük test kapasitesinin 500 olduğunu, Gazi Yaşargil Araştırma Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde günde istenirse 500 kişiye test yapılabileceği bilgisini aldım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Peki, teşekkür ederiz. Sayın Çakır Özer, sizin de bir talebiniz vardı, onu da alalım. Ondan sonra diğer partimizin grup önerisine başlayalım. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Tarım Bakanlığı dün bir açıklama yaptı. Stratejik ürünler olarak kabul ettikleri ürünlerde 21 ilde %75 tohum desteği yapılacağını belirttiler. Ekim yapılacak ürünler ise buğday, arpa, fasulye, mercimek, mısır, ayçiçeği ve çeltik olarak belirlendi. Bu 21 il arasında aralarında Eskişehir'in de olduğu birçok ilimiz maalesef bulunmamakta. İç Anadolu'da belki de mısır için, ayçiçeği için, buğday için en fazla üretimin yapıldığı yer Eskişehir'imiz. Ama Eskişehirli çiftçiler doğal olarak bu karara baktıklarında üvey evlat muamelesi gördükleri düşüncesine kapılıyorlar. Bu nedenle bu kararın değiştirilmesi mümkünse tabii ki Eskişehir ama tüm kalan diğer illeri de içine kapsayacak şekilde bu tohum desteğinin genişletilmesini istiyoruz. Teşekkür ediyorum.